Dikkat dikkat sevgili seyircilerim, Netice Hanım'ın hazır yufkaları geldi. Evet. Ben Netice Hanım'ın hazır yufka kullanacağını ta pazartesi günü biliyordum. Çünkü dedi ki bakın benim de günüm gelebilir, ben de hazır kullanabilirim. Ben de hazır yufkayla yapacağım dedi zaten Kadir. Dedim mi kız sen ben hazır kullanacağım diye? Evet, kolumdan dolayı zaten söylemiştim. Tamam. Abla bu böreğin içi niye bu kadar simsiyah oldu? Karabiber olduğu için. Taze bir şey değil mi? Ben patatesin rendesini börekte sevmiyorum. Çünkü tam pişmiyor, bir de şey pişirmesi de çok zor. En iyisi siz onu haşlayın. Siz bildiğiniz gibi yapın Netice Hanım. Peki ne var o patatesli harcın içinde? Bunun içinde baharat var, karabiber, pul biber, tuz, soğan, patates. Şimdi siz bunu börekle birleştirmeden önce süzeceğinizi söylediniz. Öyle yapınca lezzeti gitmesin. Hayır hayır gitmez lezzeti. Yani kendini çekerse süzmeyeceğim. Çekmezse süzeceğim. Şöyle patatesi kavursaydın da suyunu süzdükten sonra baharatlarını ekleseydin de öyle böreğe koysaydın. Yo yo olacak siz merak etmeyin. Bunun içine şimdi limon niye sıktın? Ekşili mercimek çorbası ya. Ha sen çorbaya terbiye mi? Ben böreğin içine sos yapıyorsun sanıyorum. Hayır. Bilerek yapıyor. Bu sizi sabote etmeye çalışıyor. Bakın buraya çekirdek düşmüştü. Dur yapma Kadir. Çekirdeği görünce şöyle yaptı. Üstünü kapattı. Arada kalsın milletin ağzına gelsin diye yapıyor. Çiğize bir bak. Hiç fesat, dedikoducu, hiç ne bileyim kaostan beslenen biri gibi duruyor mu? Bak beni şey yaptınız, konuşturdunuz. Limonu başka yere sıkacaktım. Sıktım lan. Limonumu çekirdeği kırmızı kırmızı. Limonu buna sıktı. Bu kadar limon oluyor mu bu çorbada? Evet. Peki o çorbada yoğurt var mı abla? Hayır. Şimdi düşündüğümde duru suyun içine yumurtayla limonu çırparsak, yoğurt koymazsak onun görüntüsünü çok merak ediyorum. Kadir Bey bakabilirsiniz. Bakabilirim. Kıvamına bak. Kıvamına baktım da rengini merak ediyorum şimdi. Rengi açılacak şimdi göreceksiniz. Evet. Ben de yoğurtlu kesme çorbası gibi bir şey bekliyorum. Hayır hayır hayır. Hayır. Karnabahar ezmesi için patatesleri böyle mi soyuyorsunuz siz? Şundan yemin ediyorum mücver çıkar bak şu kısmı. Mücveri yapamayanlar da vardı ama. Arada bile laf sokuyor millete. Milleti mücveri yapamayan da var. Sanki biz hiç bilmiyoruz. Kaç senelik insanız. Mücveri patronum mücver hastası. Ben günde kaç defa yapıyordum haftada. Büyük doğramısın bu blender'a nasıl gelecek? Bunun küp küp şeker gibi olması gerekiyor. Ama yaratık... sen söyledin mi ki bana ben böyle yap bak, diye? Şu damarlar blender'dan geçmiyor. Damarım çekildi, kanım çekildi yemin ediyorum. Şunlar olmuyor işte. Kadir, Netice Hanım pilavın cevizlerini hazırladı. Evet, püf nokta dediği kendisi özel ilave ettiği sosu. Asıl püf noktası da şimdi geldi. Pilavın mı yine? Evet. Ne gibi mesela? Pilavın lapa olmaması için kaşıkla veya da odun kepçeyle koymaları için. Şimdi bu normal pirinç bulgur için mi yoksa sadece arpa şehri için mi? Genel olarak. Genel olarak. Tüm pilavlarda. Tüm pilav için elinize bir tane böyle poşette bir eldiven koyup onu tencerede karıştırıp tane tane bırakmanın tek püf noktası budur. Yapışmaması için. Şimdi tahta kaşık, demir kaşık sürmüyoruz. Evet. Eldiven geçiriyoruz. Elimizi pişmiş pilavın içine sokuyoruz. Evet. Evet, Türkiye'deki tüm lapa pilavlara son. Misafirim geldi, pilav yapıyorum ama hep lapa oluyor. Kadir Bey ne yapacağım? Hemen Netice Hanım'a püf noktasına kulak veriyorsunuz. Evet. Pilavın lapa olmaması için elinize bir tane eldiven takıyorsunuz. Kesinlikle tahta kaşık, demir kaşık, kaşık yok. Tahta kaşık, demir kaşık yok. Peki buna kaşık sürsek ne oluyor? Yok, kaşık lapa bırakıyor. Biraz sıcak. Tamam, bak. Pilava bakar mısınız? Peki sen kağıt peçete falan örtmüyor musun üstüne? Yok ben hiçbir şey örtmüyorum. Benim noktalarım bu. Noktalarım ben bu kadar. Ben güveniyorum kendime örtmüyorum. Peki pilavımızı geri gönderiyoruz efendim. Ben şimdi tatlımı muhallebisini yapacağım. Tamam bu arada karnabaharlar süt patatesle birlikte haşlanıyorlar. Şimdi şu nişasta mı diye önce bir kontrol edeyim. Nişasta yedi kadın kız. Nişasta yenir mi kırç kırç? Nişastayı zaten şöyle... ellediğinde gırçsa nişasta durur. Ama gene de ablam işini asla tehlikeye atmıyor. Kadın garantici. Onu bile kontrol etmeden kullanıyor. Tabii ki. Şimdi, peki bir şey diyeceğim. Abla şeker. Kamera kaydından önce kızlar yufka... Kızlar şeker nerede? Şefler masanın üstünde. Abla. Hani? Kamera kaydından önce yufka geldi ya buraya malzemelerle birlikte. Evet. Niye yufkanın paketini açıp yufkayı kokladın? Ya sanki bana... Abla böyle paketi açtı. Yufkayı bana gitti. Sert geldi. Çok yumuşak bir yufka gelmedi. Acaba hani börekte sert olur mu diye korktum. Ha, bayat börek mı diye gayet korktum. Yumuşak ve içi biraz yağlı olması gerekiyor. Yavan olmaması gerekiyor. Ama 3 kaşık oldu değil mi? 2 oldu şu anda 3 olacak. 3. Tamam. Ha. Hemen ateşe alalım onu. Tamam aç ocağın altını abla muhallebi yatalım hemen. Evet, peki ekmekleri neyle ıslatacaksın? Islatacak mısın ya da? Ekmeklerin sosunu yaptım ya. Pardon karamel onu en başta yaptı ki gitti aklımdan. Abla bu et sote daha kaç gün kaynayacak? Ama olsun. Benim etim pişsin de 1 saat 2 saat kaynayabilir. Vallahi iyi kaynıyor. Düğün keşkeği gibi kaynıyor orada. O etler çok pişince yapışmasın birbirine. Yok. Bak. Hala diri. Görüntüsünden mi anlıyorsun yemeni? Hı, pişmiş. Bak. Aa diri.
İki saniye fikir değiştirdim. Ama nasıl pişmiş? Evet, sıra geldi patatesli gül böreğine. Ben öyle kibar kadınlar gibi bıçaklan uğraşmıyorum. Oh, patla girik usulü. Evet, aynen böyle. Ha, öyle ıslatıyorsun içini. Böyle ıslatmasa yavan kalacak ve artık hiç olmayacak. Yalnız bunun içi bayağı böyle bir yumuşak yani. Yumuşak olacak. Demesinler, pişmemiş demesinler. Bilerek mi bunun içini? Sen bu patatesin suyunu süzmedin. Dedin su ya yok ki. Su yok ki süzeyim. Çok cıvık olacak, çok sulu olacak. Biraz da hani lezzeti olsun. Şimdi gül böreği gibi, zaten gül böreği de gül şeklinde saracaksın. Evet. Üstüne de bu sostan tekrar dökecek misin peki bu sıvı sostan? Tabii ki. Birer kaşık ortalarına dökeceğim. O şekli gayet güzel oldu. Bak tam börek. İçi de yumuşacık. Bu küçük mü oldu? Yok, hayır. Bence iyi oldu. Ama hızlanalım abla, daha sofra kuracağız. Bak son dakika eksik olur, bir daha müdahale etmek zorunda kalırız. Salata da eksik. Salata var. Hemen salata var ya, benim bir dakikamı almaz. Lahanaya baktın mı abla, pişmiş lahana mi lahana? Pişmiş, onu söndürelim ama karnabaharım püresi benim. Canını sıktı biraz. Hayır, kaynamadı. Şu anda kaynamak üzere, hemen onu blenderdan geçirelim. O zaman ben şunu koyayım artık şuraya. Dur evet, sen onu. Ama o teflon tencere olduğu için altında teflonu kalkabilir. Bunda i̇çine, zaten olmaz da. Onda olmaz. Kapatıyorum karnabaharın altını. Evet, kapatın hemen. İçine muskatımızı rendeleyelim. Netice Hanım, sizce masada sizi nasıl eleştiriler bekliyor? Böreğin bir tarafı yumurtalı olmuş, bir tarafı yumurta olmamış. Yumurtası çok olmuş. Allah'ım, evet ben çok eleştiri. Beyaz beyaz. Nasıl eğlenceli, nasıl enerjik bu kadın yarab. Netice Hanım, başka neler diyecekler? Başka neler demeyecekler ki? Çok temizdi, hiç toz yoktu. Her tarafı toz içindeydi. Kaan'a özendi. Kaan'ın özendiklerini yaptı. Sen 20 yıldır bir evde çalışıyorsun. Kaan daha 23 yaşında. Aynen öyle. Düşünebiliyor musun? Senin çalışma süren kadar onun daha yaşı var yani. Evet. Senin yanında esamesi okunur mu? Şimdi böreğimi yukarıya gönderiyorum. Komşun biliyor mu nasıl pişeceğini? 4. kat, Raşan. Rahşan Hanım'a götür, bir şey diyeceğim. De ki Aslı abla diyor ki böreğime iyice baksın bak. Gebertirim onu. Ne güzel komşuluk ilişkileriniz var öyle, evet. Sizin. Muskatı rendelediniz mi? Abla pürenin kaşarı tamam. Tereyağını. Tereyağını bilmiyorum. Geri kalan malzemelerini ekle. Ondan sonra masaya hazırlamaya geçelim. Haydi buyurun, Enem Arak benim tüm hızıyla devam ediyor. Aa, havuç nerede? Dedim mi havuç diye? Ay nasıl ya? Mevsim salatasında ne olur? Havuç olur tabii ki Kadir. Abla, salatanın mevsim salatası olduğunu az önce söylemedin bana. Ben sana sordum ki abla bunlar var, başka bir şey lazım mı, yok dedin. Kadın sabah söyledi ya mevsim salatası diye. Tamam da şimdi sordum ben başka malzeme nerede lazım mı diye. Bak orada kaşarın üstünde. Ben sordum, günahı üstümden attım ona göre. Sen de tamam dedin bana. Dersim sen o heyecandan birden 50 verirsin onu. Allah'ım, haftanın son yemekleri. Evet sayın seyirciler, birazdan finale geçiyoruz. Ve 15.000 TL'nin sahibi belli olacak. Bakalım bu çekişmeli haftada 15.000 TL'yi kim alacak bu masada? Bu pilavımızın hemen püf noktasına geçiyorum. Anam ne pilavmış, amma püf noktası var pilavın. Evet, hemen onu karıştırıyorum. Ha, şimdi Allah'ım, püre gibi oldu. Maşallah. O yağı yağı, donan yağı o zaten onun. Yapışmış, yapışmamış demesinler. Bak şu sarılar tamam, var ya, yağ donmuş. Tamam, tereyağı donmuş onun. Tereyağı donmuş. Isıtırsan zaten erir onlar. Olsun, olsun Kadir Bey, olsun. Çok sıkınca da yapışmıyor mu birbirine? Yok, hayır, şu anda parçalanmıyor. Kaç dakika, son kaç dakika? 4. Son 4 dakika, tamam mısın? Tamamım. Ekmek tatlısının çileklerini unutmayın. Çilekler, hemen. Evet, evet, işte aradığım hız. İşte cesaret. Yıkadınız mı o çilekleri? Yıkadım, süzülsün. Ya sorduğu soruya bak ya. Kadın her şeyi yıkıyor, diyor ki yıkamış mı o çilekleri diyor. Ben desem 40 tane şey söylersin kadını beğenmiyor musun diye. Ay. Netice abla söylesene, sen bunu bana niye soruyorsun? Sorma. Diye. Niye soruyorsun? Ekran önünde kadına sorduğu soruya bak. Çilekleri yıkadın mı? Bak bak bak. Ama sormak zorundayım. Hayır, hiç öyle bir zorunluluğun yok. Sen kendine zorunluluk uydurma. Ona gelince zorunlu, bana gelince yarışmacıyı sen tanımıyor musun? Tamam, bu da tamam. Bitti mi her şey? Evet. Ay, bütün çilekler gözmek. Eline koluna sağlık. Ben sabah, bırak onları toplarız. Açılışta dedim ki bugün Hatice'yi değil Netice'yi göreceğiz, evet, dedim. Ve tüm Netice'yi gördük. Eline koluna sağlık.
Son 4 dakika kaldı. Evet. Her şey tamamsa evet. Süreyi kapatıyorum. Evet, kapatabilirsiniz. O zaman önlüklerimizi çıkaralım. Çıkaralım, giyinmeye gidelim. Ben bu önlüklerimi atayım, makineye atayım. Onlar bir yıkansın, elem feder gitsin. Evet. Sonra muhteşem masamızda en amarat benim de haftanın son gününde 15 bin lira evet. sahibi senin masanda belli evet. olacak. Hadi bakalım, hadi gidiyoruz. Bakalım. Buyurun efendim, görüşmek dileğiyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.